Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal 10. sınıf biyoloji soru bankası yönüne devam ediyoruz. Konumuz mitoz eşeği süreme ile kapsayan sarmal test 1 test 6 sayfa numaramız 41 arkadaşlar. Birinci sorumuzda başlayacak olursak. Buna göre KLM olayları hangisindeki doğru olarak bilinmiştir diye sorulmuş. Bakıyoruz K olayında iki enden yine iki en kromozomlu bir hücre oluşmuş. Yani bu olay bir mitozdur arkadaşlar. Aynı şekilde yeni bir hücre oluşmasını sağlar. En kromozomlu bir hücreden bakın. iki en kromozomlu bir hücre oluşmuş. Yani burada bir döllenme olayı var arkadaşlar. İki tane sperm ve yumurta ne yapmış? E, birleşerek iki en kromozomlu zigotu meydana getirmiş. Burada ise iki en kromozomlu bir hücre ene düşmüş. Yani yarıya düştüğüne göre bu mayoz bölünme geçirdiği anlamına gelir. İkinci sorumuz 2N40 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin profaz evresinde kaç tane kromatit vardır diye sorulmuş. Şimdi bu 40 kromozom arkadaşlar şöyle kendini eşlediği zaman her bir kromozomda iki tane kardeş olacak. Dolayısıyla 40 tane kromozom varsa bu şekilde çarpı 2 80 tane kardeş kromatit olduğunu profaz evresinde söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekillerden hangisi? İki, yani iki kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin metafaz evresine aittir diyor. Arkadaşlar metafaz evresinde kromozomlar ortada ekvatoral düzlemde yan yana sıralanırlar. Bakalım şimdi bakın burada yan yana sıralanmış iki tane kromozom görüyoruz. Bakın burada karşı karşıya gelmişler. Bunlar mayozun, mayozun metafaz bir evresi olmalı. Mitoza ait olamaz arkadaşlar. Burada bakın kardeşler ayrılmış birbirinden. Bu 2N2'nin iki yani anafaz evresini ifade ediyor. Metafaz olamaz. Burada ise bakın çekirdek zarı yenice erimeye başlamış. Profaz evresini ifade ediyor. Burada ise bakın artık iki tane kromozom bakın ayrı ayrı telefaz evresini gerçekleştirmiş. Bakın çekirdek zarları ayrı ayrı oluşmuş. Fakat bu ee, 2 iki 2'nin değil arkadaşlar. 4 tane kromozom var. Eşlenmiş kromozom burada. Dolayısıyla bu 2 e, eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesinin telefaz 1 evresi olabilir. Bir sonraki evrede bunlar ne yapacak stokinezde? Ayrılarak en eşit 2 kromozomlu hücreye 2 tane hücreye dönüşmüş olacaklar. Dolayısıyla cevabımız adan olarak bulunur. 4. sorumuza bakalım. Mitoz bölünmenin interfazında Hangileri görülür diye sorulmuş. 2A kromozom sayısı A'ya düşer mi interfazda? Hayır. İnterfazda kromozom sayısı değişmiyor arkadaşlar. Sadece DNA miktarımız 2 katına çıkar. Burada olduğu gibi 2x'ten 2X, 2x miktarına çıkabilir. Ve yine protein miktarı da artabilir. Bol bol protein üretiyorlar. Çünkü yeni bir kromozom oluşacak. Yeni kromozomun bu şekilde bakın histon proteinlerinin oluşması için proteine ihtiyaç var. Dolayısıyla bakın buradaki proteinler den dolayı protein miktarının arttığını da söyleyebiliriz. Cevabımız 2 ve 3 olarak bulunur. 5. sorumuza bakalım. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesinde hangileri farklıdır diye sorulmuş. Şimdi bitki ve hayvanın mitoz bölünmesinde ipikleri oluşurken bitkilerde sentrozom olmadığı için serbest haldeki mikrotübüller ipliğini oluşturur. Hayvanlarda ise sentrozom olduğu için sentrozom ne yapar? İpliği diye oluşumunu bakın. bu farklıdır arkadaşlar. Ama DNA'nın kendini eşleme şekli aynıdır. ATP üretim şekli oksijenin yani sonuna bakın gerçekleştirir ökaryot canlılarda. Bu da aynıdır. Dolayısıyla yalnız birin biz farklı olacağını burada düşünebiliriz. Altıncı sorumuz aşağıdaki evrelerden hangisi karyokinez çekirdek bölünmesi ile ilgili değerlendirilmez diye sorulmuş. İpmat kodlamamızdan İ olaya hazırlık interfazı ifade ediyor. Şu kısım bakın karyokinezi ifade ediyor. Profaz, metafaz, anafaz ve telefaz. O zaman interfaz olaya hazırlık evresinin karyokinezi bir ilgisi yoktur arkadaşlar. 7. sorumuz doku kültürü ile üreme tekniği için hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi doku kültürü bitkilerde yapılabiliyor. Bir hücreden yeni bir ee, bitki meydana getirilebilir. Örneğin havuç bakım bitkisi bu şekilde oluşturulabilir arkadaşlar. Mitoz bölünmeyle ile meydana gelir mi bu olay? Evet. Bitkiler çoğaltılır bu şekilde ve kaliteli bitkisel ürünler için bu olay ne yapılabilir? Kullanılabilir. Daha kısa sürede bunlardan faydalanmak, daha çabuk çoğaltmak için de içinde bu olay ne yapılır? Kaliteli bitkiler için kullanılabilir arkadaşlar. Evet. Cevabımızı edin olarak bulduk. 8. sorumuz. Aşağıdaki şekillerdeki farklı organizma gösterilmiştir. Birisi bakteri, birisi bira mayası. Bira mayası bir mantar, bir hücreli bir mantar çekirdeği de var bakın. Ökaryot olduğunu bunun unutmayalım. Bunların bakın nasıl çoğaldığını sormuş. Üreme şekillerini sormuş. Bir hücreli canlılar ancak ve ancak bölünerek çoğalıyorlar. Bölünerek çoğalma zaten bakın bir yerde var sadece. Bira mayası ise arkadaşlar tomurcuklanmayla çoğalır. Üzerine bakın şöyle yeni bir tomurcuk meydana getirerek çoğalmasını gerçekleştirir. Bu ise bakın ne yapar? Bölünür arkadaşlar. Bu şekilde bir bakteriden iki tane bakteri meydana gelmiş olur. Dokuzuncu sorumuza geldik. Daldırma yöntemi ile ilgili hangileri ıı, kullanılabilir diye sorulmuş. Şöyle bir bitkimiz var. Bakın bunu böyle daldırıyorsunuz. Şu dalını şuraya gömüyorsunuz arkadaşlar. Bu dalı kökleniyor. Sonra burada bakın tekrar uzuyor. E siz bunu buradan kopardığınız zaman yeni bitki üretmiş oluyorsunuz. Bakın bunu biz bunu mandalina, fındık, portakal gibi bitkilerden yapabiliriz. Hepsini de kullanabiliriz bu şekilde daldırma yöntemini arkadaşlar. Yani 9. sorunun cevabı da edin olarak bulunmuş oldu. 10. sorumuz arılardaki üreme olayını göstermiş. Partogenez üreme var. Biliyorsunuz bakın şu C erkek arıyı oluşturan yumurta haploid partogenezi ifade ediyor. Ama bakın bize onu soruda sormamış. Bize ne sormuş bakalım. Döllenme olayı hangisinde görülür diye sorulmuş. Bakın şu en kromozomlu yumurta, kraliçe arının mayoz oluşan en kromozomlu yumurtası. Bakın bu da erkek arının en kromozomlu erkek arının spermide yine ne yapar? Mitoz bölünmeyle oluşur. Bakın bu sperm, bu da yumurta. Bunların birleşmesi ve zigot oluşturması olayı işte bu olay arkadaşlar. Döllenmedir. Yani cevabımız denizli olarak bulunmuş olur. Şuradaki olay ise kısır dişi işçi arı veya yeni bir kraliçe arı yani verimli bir döl meydana gelebilir. Buradaki olay da besin modifikasyonu olarak ne yapılıyor? Adlandırılıyor. Yani burada eğer polen ile besleniyorsa zigot veya burada arı sütü ile besleniyorsa zigot bu şekilde canlılar meydana gelmiş oluyor. Gelelim 11. sorumuza. Amip, ögdena ve paramesyum bölünerek yürüyor. Evet. Bunun için hangisi ortaktır diye sorulmuş. Çeşitlilik olmaması arkadaşlar. Evet. Bölünerek üreme de çeşitlilik meydana gelmez. Mayoz yok. döllenme yok çünkü. Bakın bu ortaktır. DNA'nın eşlenmesi. Evet. DNA eşlenmesi bölümü olmaz zaten. DNA kendini çoğaltacak. Diğer hücrelere geçebilsin. Sayısal artış görülür mü? Evet bir taneden iki tane iki tane de bakın dört tane bu şekilde sayısal artışta bunların bunların hepsinde bölünerek çoğalanlarda görülür arkadaşlar. Yani hepsi için derken şu canlıları e, kastediyoruz bakterileri kastediyoruz. Bunlar da bakın bölündükleri zaman sayılarını artırmış olurlar. O zaman cevap ne oldu? Edirne olarak bulunduğu Gelelim son sorumuza. Rejenerasyon ile ilgili olarak demiş hangileri doğrudur? Rejenerasyon arkadaşlar kopan parçadan yeni bir can oluşmasıyla Olabileceği gibi yaraların tamiratı şeklinde bakın yüksek yapılı canlarda da bakın gerçekleşebilir. Kertenkele düşmanı kaçarken koparmış olduğu kuyruğunu bakın bu şekilde yenileyebilir arkadaşlar. O zaman organların yenilenmesini sağlar mı bu olay? Sağlar. Sadece tek yüceli canlarda görülmez. Az önce bakın bahsettiğim kertenkelelerde kuyruk yenileniyor. İnsanda kesilen parmak bıçakla kesilen bakın parmak ne yapabilir? Tabii kopan değil de yaralanmış olan kendini yenileyebilir arkadaşlar. Tek yüceli canlarda görülmesi yanlış bir ifade sadece. İlkel canlılarda rejenerasyon kabiliyeti yüksektir. Evet ilkelden yüksek yapıya doğru arkadaşlar bu kabiliyet ne yapar? Azalır. Bu da doğru bir ifade. Bunun dolayı cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar testimizi bitirmiş olduk. Sanmalı test birimizi. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.